İsveç'ten herkese merhaba. Yine heyecan verici bir işin başındayız ya da içindeyiz, birlikteyiz. Türkiye üretmeyen bir ülke deniyor ama Türkiye'de bazıları 24 saat üretimde görünüyor. Bunların başında da herhalde Özgür Hoca, Senex ve Akdeniz Üniversitesi'ndeki araştırmacılar geliyor. Önce kısaca kendimden bahsedeyim. İsmim İlhami Alkan Olsson. İsveç'te Lund Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne bağlı Raoul Wallenberg Enstitüsü'nde görevliyim ve Türkiye'de bir insan hakları programı yürütüyoruz. Bu programın büyük merkezini, ağırlığını insan hakları kentleri projesi oluşturuyor. Antalya Muratpaşa Belediyesi de bu çerçevede partnerlerimizden birisi. Daha sonra eğer Lund Üniversitesi ya da Raoul Wallenberg ile ilgili sorularınız olursa ben ve şu anda toplantıda bulunan arkadaşlarım Bahar ve Betül de cevaplamaya çalışırız. geçenlerde okuduğum bir haberde İsveç'te şu anda 10 yaşında veya daha genç olan nüfusun %51'inin 100 yaşını geçeceği bilgisi vardı. Bu durum uzayan hayat süresini gösterdiği gibi yaşlanma süreçlerinin yeniden tanımlanması ihtiyacının da haberi gibiydi. En azından benim için öyleydi. Bu haber bana şu gerçeği de düşündürttü. Bugünün 50 yaş ve üstündekilerinin hayattan beklentileri, kendilerine yaklaşımları, varsa çocuklarıyla ilişkilenmeleri, işlerinden ve iş hayatlarına ilişkin kurguları, seçimleri, siyasetle ilişkilenmeleri, devletle ve kamu kurumlarıyla ilişkilenmeleri kesinlikle kendi anne baba kuşağındakilerin beklenti ve yaklaşımlarından çok farklı. Düşünün kendi anne babanızı ve kendinizi. Bir kere hayat çok farklı. Teknolojinin imkanları çok farklı. Biyoloji çok farklı. Eğitim düzeyleri çok farklı. Memleket tanımları çok farklı. Tüketim alışkanlıkları çok farklı. İsveçli insanların büyük bölümü artık 50 yaşına kadar çalışıyorlar örneğin. Mecbur oldukları için değil sadece ama çalışabildikleri için de. Anne ve babaları gibi 70 yaşlarında yaşlı evlerine taşınma gibi planları yok. Aksine İspanya'da ev alan 70 yaş üstü insan sayısı İsveç'te her yıl on binleri buluyor. Ya da Yunanistan'da ya da Türkiye'de. Bu insanların çoğu bir ya da iki yabancı dil konuşabiliyorlar. Dünyaları doğdukları köy ya da şehirle hatta ülkeyle sınırlı değil. Soru sormayı biliyorlar, cevap arayabiliyorlar. Türkiye'de 70 yaş üstü insanlar belki şimdilik İspanya'da ev almayı planlamıyorlar ya da iki yabancı dil bilmiyorlar. Ama kendi anne babalarının hayatlarıyla karşılaştırılamayacak kadar geniş bir dünyaları var. Kendi anne ve babalarından çok daha fazla uzun ve uzun zamana yayılan bir birey olma, vatandaş olma halleri var. Bir de bugünün 30-40 yaş kuşağını düşünün. Toplumun ya da tepeden her şeyi bilen ve onlar adına kararlar alan bir avuç siyasetçinin ufukları kararlarına sığmayacak kadar kendi kendileri olmayı beceren insanlar. Hayatla ilişkilenmelerinde kendilerini, isteklerini, arzularını, haklarını merkeze koyan insanlar. İnsan nasıl yaşarsa öyle yaşlanır diye bir söz duymuştum. Siyasetin artık bugün olduğu gibi yapılamayacağı, hatta belki de olmayacağı, biyolojiyle dijitalizasyonun iç içe girdiği, belki dil biliminin basit bir çiplenmeye indirgeneceği, petrolün olmadığı, kalmadığı, bildiğimiz türden arabaların olmayacağı, hatta doğumların, beraber olmaların, ayrılmaların, üzüntünün ve sevincin başka olacağı, dönüşeceği, başka bir şeye evrileceği bir dünyanın yaşlanma hallerine hazırlanmamız gerektiğini düşünüyorum. Bugünün sorun ve imkanlar üzerinde düşünürken, hayatın ve insanların hızlı biçimde dönüştüğü böyle bir dünyanın kamusal hizmet ve kamusal haklarına gözümüzü dikmenin ve hesaba katmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Ömür, hayat bir yandan uzuyor ama aynı zamanda zamanın temposu hızlanıyor ve değişimlerin boyu kısalıyor.
Bu alandaki çalışmaların bu başlıklar üzerinde düşünme fırsatı yaratması açısından da çok değerli olduğunu düşünüyor ve katkıda bulunan herkese teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz hocam. Değerli fikirlerinizi bizle paylaştığınız için. Sözü o zaman ben Özgür Hoca'ya vermek istiyorum şu anda. O da hem sizin bu söyledikleriniz doğrultusunda bizim aslında neden bu çalışmayı önemsediğimizi sanırım çok daha iyi ifade edecektir. Buyurun hocam, söz sizde. Tuğçe, teşekkürler. Herkese selamlar, merhabalar. Bugün sizlerle bir arada olmaktan dolayı çok mutluyum. İlhamiye ayrıca güzel sözleri için ve destekleri için her zaman sonsuz destek sunuyorlar bize, şartsız, koşulsuz. Çok teşekkür ediyorum ekibim adına, çalışmalarımız adına. Bu destek gerçekten Türkiye'deki yaşlanma çalışmaları alanında önemli bir şey sunuyor aslında. Genç araştırmacılara önemli bir yol açıyor. Çok da değerli olarak görünüyor. Ben bir kez daha teşekkür ederim onun için. Şimdi bugün bir sunuş paylaşacağız sizinle. Bir takım görseller paylaşacağız. Ben onun için Doğukan'dan destek isteyeceğim. Doğukan başlatacak sunumu. Bu arada sizinle paylaştığım görsellerin yanında aynı zamanda bir arka plan, hani bu çalışmaya nasıl başladığımıza ilişkin bir arka plan da vermeye çalışacağım. İsterseniz programın ismiyle başlayalım. Biz Solis ismini verdiğimiz, Solis E ismini verdiğimiz bir öğrenim programı geliştirmeye çalıştık. Bugün de birazcık bu öğrenim programının hem arka planını hem de içeriğiyle ilgili sizlere bazı bilgileri aktarmaya çalışacağım. Evet. Doğukan, paylaşabilir miyiz sunumu? Güzel. Şimdi isterseniz programa geçmeden önce, programın arka planına geçmeden önce bir ekibi kısaca tanıyalım. Kimler var? Bu program içerisinde kimler yer alıyor? Benim dışımda. Onları da görmenizi isterim, tanışmanızı isterim. Banu ile başlayalım. Banu, kendini tanıtabilir misin? Herkese merhaba. Katıldığınız için öncelikle kendi adıma ben de teşekkür ederim. Güzel bir serüven yaşıyoruz. Umarım herkes için faydalı olur. Ben şu anda Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümünde öğretim görevlisi olarak çalışıyorum. Mezuniyetim ODTÜ Sosyoloji, sosyoloğum. Daha sonra da Endüstri Ürünleri Tasarım bölümünde master yaptım. Yaşlılık benim de özellikle araştırma ve ilgi konum. Çok güzel bir çalışmayı yürüttüğümüzü düşünüyorum. Katılan herkese, destek veren herkese çok teşekkür ederim kendi adıma. Seda Kocabıyık. Merhaba herkese. Ben de kısaca kendimi tanıtayım. İsmim Seda. Ben Akdeniz Üniversitesi Gerontoloji bölümünden mezun oldum. Ardından da Kadın Çalışmaları ve Toplumsal Cinsiyet Anabilim Dalı'nda yüksek lisansımı tamamladım. Şimdi de orada doktora eğitimime devam ediyorum. Aynı zamanda Özgür Hoca ile beraber Senex Dernek'te çeşitli projelerde çalışıyorum. Bu projede beraber bana çok şey katan güzel bir proje olduğunu düşünüyorum. Bugün heyecanlıyız burada bunu tanıtacağımız için. Çünkü son 3 aydır yoğun bir emeğimiz var. Heyecanımız yüzümüze yansıyordur diye düşünüyorum. Şimdiden dinleyeceğiniz ve katıldığınız için teşekkür ederim. Tuğçe Yeniden merhaba herkese. Ben de gerontoloji mezunuyum. Lisansımı gerontoloji bölümünde yaptım. Ardından yüksek lisansımı da gerontoloji bölümünde bitirdim. Benim için de projenin çok ayrı bir yeri var. Çünkü ben yüksek lisansımı yaparken yaşam boyu öğrenme ve yetişkin eğitimi çalıştım. O yüzden hem ilgi alanım hem de tutkum diyebilirim eğitim alanına. Aynı zamanda yine Senex'le birlikte çeşitli projelerde yer almaya devam ediyorum şu anda. Bugün de sizlerle çalışmalarımızı paylaştığımız için hem heyecanlıyım hem de sizden gelecek şeylere karşı çok hevesliyim. Çok teşekkür ederim. Bizi dinlemeye devam edin. Doğukan. Merhabalar, ismim Doğukan Durmuş Çobanoğlu. Ben de Akdeniz Üniversitesi Kamu Yönetimi lisans mezunuyum. Halen Akdeniz Üniversitesi'nde Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi alanında doktoramı devam ediyorum. Senex Derneği'nin kurulduğu ilk günden beri Özgür Hoca ile beraber çalışıyoruz. Bu proje de açıkçası benim için çok değerli. Çünkü çalışma alanım hem sosyal politika hem de insan hakları.
Bu açıdan yaşlanma politikaları ve yaşlara yönelik bu tür hizmetler benim için çok değerli. Bu alanda çalışmak da benim için çok heyecan verici. Çok teşekkür ederim. Evet, çok teşekkürler. Kısaca Solis nasıl başladı? Yani bizim bu hak temelli hizmet bağlamında çevreyi ve hizmetleri çalışmaya başlamamızın arka planını sizinle paylaşacağım ama önce bir nasıl ben şeye başladım, yani yaşlanma çalışmaya? Birazcık büyük babamın şeyiyle oldu, tavsiyesiyle oldu. Aslında yaş dostu çevre çalışmaya başlamam onun tavsiyesiyle oldu. Çünkü 80 yaşını geçmişti. Bir gün buluştuğumuzda kapısının önünde 3 basamak vardı. O 3 basamaktan aşağı indikten sonra döndü ve şöyle söyledi. Oğlum dedi, biz gençken bu basamakları iniyoruz ama yaşlandığımızda ne yapacağız dedi. Yani 80 yaşını geçmiş birisi için bu söz gerçekten çok anlamlıydı. Benim hayatımı değiştiren böyle önerilerden, tavsiyelerden birisiydi. Ben birazcık bu yaş dostu çevreler, yani çevre tasarımı, insanların çevreyle buluşması, mekanlarla kurdukları ilişkiyi aslında onun tavsiyesi sayesinde çalışmaya başladım. Şimdi ondan sonra da birazcık hani dünyada ne yapılıyor? Bu meseleye kafa yormaya başlamıştım. Bir sonraki slayta geçersek Doğu, oradan devam edelim. Dünya yaş dostu kentler ağıyla karşılaştım. Dünyadaki birçok kent aslında yaş dostu çevreleri inşa etmeye çalışıyordu. Burada önemli nokta yaşlı dostu değil, yaş dostu kentler olmasıydı. Yaş dostu çevreler olmasıydı. Dolayısıyla bütün kuşakları kapsayan aslında, bütün yaş gruplarını kapsayan, bariyersiz, değil mi, engelsiz çevreler inşa etmeye çalışıyorlardı. Bu harita göreceksiniz, hemen hemen her kıtadan şeyler var, kentler var buraya üye olan. Dolayısıyla yurttaşlar için, o kentte yaşayan insanlar için temel bir vadi sunuyorlardı. Yaş dostu çevre vadini sunuyorlardı. Arkasında bu çalışmaya başladıktan sonra 2014 yılında Tokyo'ya ziyarette bulundum. Tokyo dünyadaki bu yaş dostu kentler birliğine üye kentlerden birisi ve gerçekten bunu başarmış kentlerden birisi. Şimdi bu fotoğrafta göreceksiniz. 30 milyonluk bir nüfustan söz ediyoruz. Böyle büyük bir alandan söz ediyoruz. Ve bu alanı yaş dostu yapmak üzere çalışan bir belediyeden söz ediyoruz. Çok büyük bir vaat aslında. Çok büyük bir sorumluluk bir yanıyla da. Nitekim benim orada bulunduğum süre içerisinde bu yaş dostu çevreleri incelemek, araştırmak üzerine gitmiştim Tokyo'ya. Ve Tokyo Üniversitesi'nde bir müddet kaldım. Bir sonraki şeyde göreceğiz. Slide'da göreceğiz. Hem mekanları, iç mekanları, hastanelerin, bakım kurumlarının iç mekanlarını araştırdım. Hem de oradaki gerontoloji enstitüsündeki meslektaşların deneyimlerini öğrenmeye çalıştım. Çünkü çok yeni bir alandı benim çalışmalarım içerisinde ve çok da ilgimi çeken bir alandı yaş dostu çevreler. Bu iç mekanların dışında dış mekanları nasıl tasarladıklarını aslında araştırmaya başladım ve çoğunlukla bu fiziki çevreyi dönüştürebildiklerini, yaş dostu bir hale getirebildiklerini gördüm. Bu görsellerde izleyeceksiniz. Çevrenin bariyersiz olması, işaretlenmiş olması, kapsayıcı olması, erişilebilir olması aslında bu anahtar sözcükler yaş dostu çevreleri de oluşturan temel prensipleri göstermesi bakımından önemliydi. Beni meslektaşlarım sürekli Tokyo'da gezdirirken bir gün şeyi fark ettim ya, yoksul bir yere gitmek istiyor. Ya yoksul mahallelerden birini görmek istiyorum dedim. Çünkü her yer çok zenginmiş gibi geliyordu, gördüğümüz her yer. Yani zengin insanların olduğu bir yermiş gibi geliyordu. Bu görsellerde alt tarafta yer alan fotoğraflar yoksul mahalle, yani onlara göre yoksul, görece yoksul mahallelerde çekilmiş fotoğraflar. Dolayısıyla kapsayıcılık çok önemliydi. Yani daha varlıklı insanların yaşadığı mahallelere ne yapılıyorsa kentin tamamına benzer bir fiziksel uygulama yapılmaya çalışılıyordu. Dolayısıyla kapsayıcılığında önemli bir boyutuydu aslında. Bir sonraki slayta geçelim lütfen. Şimdi dönüp geldikten sonra 2014 yılının sonundaydı. Gökbük köyünde, Antalya'da Gökbük köyünde Gökbük yaşlanma araştırması, Gökbük yaşlılık araştırmasını başlattım. Meslektaşlarımla birlikte Türkan Yılmaz ve Jason Holsworth birlikte çalıştığımız o dönem meslektaşlarımdı ve öğrencilerimiz bizlere katıldı. O çalışmalar Gökbük'te başladıktan sonra 4 sene sonra, tabii ben bu süreç içerisinde öğrenmeye, bu konuyla ilgili öğrenmeye devam ettim ve ilk araştırmamızı gerçekleştirdik. O da RVI'nin desteğiyle demans dostu bir toplumu inşa edebilir miyiz, bir çevreyi inşa edebilir miyiz çalışmasıydı. Nitekim Gökbük'te aslında ilk araştırmayı 2018 yılında başlatmış olduk. Bugün konuşacağımız, çıktısını bugün konuşacağımız araştırmanın ilki 2018'de başladı.
Sonraki slayta geçelim. Şimdi Gökbük'te biz bir şeyi Gökbük köyünde bir ölçme aracı geliştirdik. Bu ölçme aracı bir konuta girdiğiniz zaman o konutun içindeki fiziksel çevreyi ve o konutta yaşayan insanları değerlendiriyor ve ne kadar uyum içinde olduklarını, o çevrenin insanların yaşantısına, onların geleceğine ilişkin uyumu değerlendiriliyordu. Kısa bir eğitim vererek aslında amacımız şeydi, yani bütün değerlendirmeciler, özellikle yerel yönetimlerde çalışan insanlar hızlıca bir değerlendirme yapabilsinler istiyorduk. Dolayısıyla kırsal alanda öncelikle böyle bir uygulama aracını geliştirdik. Bir çevre değerlendirme aracı geliştirdik. Aslında literatürde mimarların kullandığı, mühendislerin kullandığı bu tip araçlar var. Ama bunların bir takım zorlukları var. Çünkü bazı ölçme araçlarını yanınızda taşımanız gerekiyor. Bir uzmanlık gerektiriyor. Oysa bizim geliştirdiğimiz şey, araç, hedefimiz şuydu. O konutta yaşayan insanlar da bu aracı kullanabilsinler. Yerel yönetimlerde çalışan uzmanlar, ilgililer de bu aracı kullanabilsinler. Akademisyenler de dilerlerse bu ölçme aracını kullanabilsinler. Ve konuttaki her bir alanı değerlendirmek istiyorduk aslında bu ölçme aracıyla. Şimdi sonrasında kente geldik tabii. Kırdaki çalışmayı bitirdikten sonra yine RVI desteğiyle, Rol Volume Belgesi Türkiye programı desteğiyle bu sefer Muratpaşa'da 2019 yılı boyunca bir çalışma gerçekleştirdik. Hızla yaşlanan bir toplumda yaş dostu çevreler ve hizmetler yaratmak diye. Şimdi artık hizmet boyutuna doğru da geçmeye başlamıştık. Bu şeyde göreceksiniz fotoğrafta. Muratpaşa ilçesi aslında Antalya'nın tam merkezinde yer alan çok önemli şeylerden birisi, belediyelerden birisi. Sayıca oldukça fazla yaşlının da bulunduğu yerleşim alanlarından birisini kapsıyor. Muratpaşa'da biz 400 tane konutu ziyaret ettik. O konutların iç mekanlarını inceledik. Ama aynı zamanda belediyenin hizmet sunduğu alanları, fiziksel alanları da inceledik. Bir sonraki slide'da onu göreceğiz. Hem ana hizmet binasını değerlendirdik belediyenin, hem de ona bağlı olan işte kültür merkezi gibi, yaşlı evleri gibi alanları değerlendirdik. Burada amacımız şuydu, kırsal alanda geliştirdiğimiz o ölçme, fiziksel değerlendirme aracını daha yaygınlaştırmak, kente doğru yaygınlaştırmak ve geçerliliğini test etmek. Gerçekten yapabiliyor mu? Bu ölçme aracı bir şey katabiliyor mu? Anlamlı bir şekilde katkı sunabiliyor mu? Bunu anlamaktı. Bununla birlikte hizmetleri de değerlendirmeye başladık. Özellikle yerel yönetimin, yani Muratpaşa Belediyesi'nin sunduğu hizmetleri, insan sadece yaşlılara değil ama tüm insanlara sunduğu hizmetleri analiz etmeye başladık orada. Bir sonraki slaytta yaşlı evlerinin şeyini göreceğiz, mekanlarını değerlendirdik. Bu çalışmayı göreceğiz. Hemen devam edelim. Arkasından iki öğrencim bu konuda bilimsel çalışmalarını tamamladılar. Bir tanesi Tuğçe, bugün aramızda. Tuğçe de ve Hatice bu mekanlar, bizim yaptığımız bu araştırmalara ilişkin olarak çalışmalarını ortaya koydular. Birazcık akademi tarafını besleyen çalışmalardı bunlar. Ama bunun arkasından biz biraz daha geniş bir kitleye hitap edebilmek için ve yerel yönetimlere de ulaşabilmek için bir ölçme aracı, bu bahsettiğim ölçme aracını tamamını, yani nihai halini verdik ve buna Solis ismini verdik. Solis artık bir yaş dostu çevre değerlendirme rehberine dönüştü. Bir sonraki slaytta onu görebiliriz. Nitekim biz Solis'i, bu rehberi ilgili belediyelerle, bugün aramızda da temsilcileri var onların, ilgili belediyelerle 2019 yılında tartıştık. Yine RVI desteğiyle organize ettiğimiz bir toplantıydı. Bahar ve Betül birlikteydik, onlarla birlikte organize etmiştik. RVI'nin network'ünde olan yerel yönetimlerle birlikte tartışmaya açtık bu rehberi. Bu rehberde şunu yapmaya çalışıyorduk. Standartlaştırdığımız o ölçme aracını yaygınlaştırmaya çalışıyorduk. Ama bir yanıyla da hep aklımızda şu vardı. Hizmetleri nasıl değerlendireceğiz? Yani hak temelli hizmetleri özellikle nasıl değerlendireceğiz? Bunu hep düşünüyorduk. Ve bizi motive eden temel sorular aslında şunlardı. Birincisi şu. Bir kenti diğerlerinden daha kapsayıcı yapan şey nedir? İkincisi, kapsayıcılık için pratikte nasıl bir kent ajandasına ihtiyacımız var? Hep bu sorular aklımızdaydı ve bu soruları da tutarak, aklımızda tutarak bu yeni çalışmayı, yaşlanan bir toplumda hak temelli hizmetleri planlamak çalışmasını gerçekleştirmek üzere yola çıktık. Şimdi bu çalışmanın aslında motivasyon kaynaklarından birisi de şu son bir senede yaşadığımız pandemi çok etkiledi bizi. Çünkü bu pandemi boyunca aslında hak temelli hizmetleri belediyelerin
organize etmede nasıl şaşkınlığa uğradıklarını gördük. Yani yerel yönetimler, bizim yaşadığımız bölgede dahil olmak üzere birçok yerel yönetim hem yaşlanan insanlara hem de büyük bir kapatılmayı yaşayan, yine İçişleri Bakanlığı'nın kararnamesiyle sokağa çıkması yasaklanan yaşlı insanlara, engelli insanlara, evinde kalmak zorunda olan insanlara hizmet nasıl götürecekti? Buna ilişkin çok büyük şaşkınlık yaşadı ve aslında burada çok ayrımcı uygulamalar da gözümüze çarpmaya başlamıştı. Biz bir yine izleme değerlendirme çalışması yaptık, bir medya izlemesi yaptık bu süre içerisinde ve ne tür hak kayıplarına yol açtığını inceledik. Özellikle medeni ve sosyal hakların yitirildiğini gördük. İnsanların ulaşım hakkının, ulaşım özgürlüğünün kısıtlandığını gördük. Kentlerde değil mi, özellikle büyükşehir belediyeleri şeyden başlayarak, Konya'dan başlayarak arkasından Ankara, İstanbul gibi, Sivas gibi belediyeler, Antalya'da dahil olmak üzere büyükşehir belediyeleri yaşlı insanların araçlara binmesini yasakladılar. Ve daha ortada böyle kapsayıcı bir yasak yoktu, söz konusu değildi. Kentteki bankları ortadan kaldırdılar, kent meydanının kullanılmasını engellemek için. Tam bir yani düşmanca bir mimari aslında bu örneklerinden birisiydi. Düşmanca mimarinin belki de en çarpıcı örneklerinden birisiydi. Kent meydanının kullanılması için oradaki bankların etrafına tel örgüler çekmek veya onları ortadan kaldırmak. Bu sırada bu davranışlar, yani bu uygulamalar bazı insanların kötü niyetli davranışlarına da neden oldu. Yaşlılar otururken, kent meydanında otururken kafalarına su döküldü. Üzerlerine bir şeyler atıldı. İşte uzaklaştırılmaya çalışıldı bu mekanlardan. Nitekim biz hani o şiddet görüntülerini de hep birlikte izledik bu süreç içerisinde. Aslında bizim çalışmamızı hızlandıran, bu süreç içerisinde bizi daha çok motive eden şeylerden birisiydi, etkilerden birisiydi bu. Nasıl yapabilir belediyeler, hak temelli hizmeti nasıl organize edebilirler? Nasıl hayata geçirebilirler? Bizim temel motivasyonumuz aslında buydu. Geçen gün yine RVI'nin düzenlediği bir toplantıya katıldım. Birkaç gün önce Hacettepe Üniversitesi ile birlikte yaptıkları bir toplantıydı. Orada bir katılımcı, belediyelerle de ilgili bir katılımcıydı. Şeyi söyledi, çok dikkatimi çekti. Yani dedi ki birçok belediye Türkiye'de aslında insan haklarına dayalı hizmet veriyor ama bunun farkında değiller dedi. Bu gerçekten çok çarpıcı. Çünkü farkında olmadığı bir hizmeti nasıl geliştirebilir yerel yönetimler? Yani bilmediği bir hizmeti nasıl sunabilirler? Ve hak temelli hizmetle acaba ihtiyaç temelli hizmet arasında bir fark var mı? Türkiye'deki belediyeler, yerel yönetimler ihtiyaç temelli hizmet mi organize ediyorlar? Yoksa hak temelli hizmetleri mi organize ediyorlar? Ya da yönelimleri veya işte hedefleri, vaatleri acaba hangisi üzerine kurulu? Tüm bunlar birazcık böyle bizim çalışmamızın arka planını oluşturan unsurlar. Şimdi hak temelli yaklaşım dediğimizde 3 tane önemli kriter var aslında. Bunlardan bir tanesi katılım ve içerme, sosyal içerme. Mutlaka kentte yaşayan tüm insanların, bakın yurttaşların demiyoruz, tüm insanların içerilmesi ve katılımının sağlanması hedefleniyor. İkincisi eşitlik çok önemli. Bununla birlikte ayrımcılıktan korunma önemli prensiplerden birisi. Her tür ayrımcılıktan korunma. Üçüncüsü de hesap verebilirlik ve şeffaflık. Şimdi bu kriterler aslında bilinen kriterler, özellikle Birleşmiş Milletler de 1997 yılından itibaren şeyini değiştirdi, paradigmasını değiştirdi. Daha öncesinde ihtiyaç temelli hizmetle ilgili öngörülerde bulunurken, bu yıldan itibaren, nitekim şeye de rastlıyor bu, yaş dostu çevrelerin kurulma fikrinin ortaya çıkması dönemine de rastlıyor, artık hak temelli hizmetleri önermeye başladılar. Dolayısıyla bu prensipler, hak temelli bir yaklaşımı oluşturmanın temel prensipleriydi. Ekranda göreceğiniz o görsel, insan hakları, kentleri göstergeleri de iyi örneklerden birisi. Yine RRI'nin bir grup araştırmacı da birlikte organize ettiği ve bir kentin nasıl insan hakkı kenti olabileceğini ortaya koyan, bununla ilgili kriterleri, somut kriterleri ortaya koyan bir çalışma ve temelinde de aslında böyle bir temel bir perspektif var, paradigma var. Şimdi bu üç önemli prensibin üstüne aslında şeyi konuşmak çok önemli. Yani hak temelli hizmet ve ihtiyaç temelli hizmet arasında ne tür farklılıklar var? Bir kere bunu baştan netleştirmek gerekiyor. Çünkü biz kendi içimizde de biraz sonra bahsedeceğim, detaylarını vereceğim bu öğrenim programını netleştirirken bu ikisi arasındaki farkları çok açık bir şekilde ortaya koymamız gerekiyordu. Bir tanesi şu, yani hak temelli hizmetler bir kere incinebilir kesimleri tanımlarlar
ve mutlaka bunları güçlendirmeye çalışırlar. Dolayısıyla bu kesimlerin tamamı ve diğer insanlar hak sahibi insanlardır. Oysa ihtiyaç temelli hizmette çok farklı bir kavram kullanılır. Kulağınıza sık sık çalınmıştır bu. Bakıma muhtaç insanlardan söz ederler. Bakıma muhtaçlıktan söz ederler. Şimdi bakım ihtiyacıyla bakıma muhtaçlık arasında bir fark vardır. Nitekim ihtiyaç temelli hizmet de bakıma muhtaç olarak tanımladığı insanlara el uzatır. Dolayısıyla insanlar orada muhtaç insanlardır. El uzatanla o uzatılanı alan arasında da asimetrik bir iktidar ilişkisi kurgulanır. Bir veren vardır, bir alan vardır. Ve mutlaka o veren tanımlar oradaki ilişkinin türünü, biçimini, ne zaman gerçekleşeceği. Dolayısıyla bir aynı zamanda tekrar edelim bir iktidar ilişkisidir bu. Bir asimetrik güç ilişkisidir. Oysa hak temelli hizmette bütün hak sahipleri, tüm insanlar planlara, programlara ve politikalara katılmak için söz sahibidirler. Dahası, daha önemlisi mekanizmalar tanımlanmıştır ve açıktır, şeffaftır. Yani insanların planlara katılması için, programlara katılması için mekanizmalar bireylerden bağımsız olarak kurulmuştur, kurgulanmıştır. Dolayısıyla oradan yöneticiler ayrılsa bile, o yerel yönetimden bir başkası seçilse bile bir başka bir dönemde bu şeyler, mekanizmalar varlığını korurlar. Oysa ihtiyaç temelli hizmette aşırı bağdaşma vardır. Uzmanlar aşırı, yani yöneticiler, politikaları geliştirenler ve uygulayanlar aşırı bağdaşma yaparlar. Adlarına konuşulan kesimlerden söz ederler. Yani işte bu bakıma muhtaç insanlardan söz ederler. Ve onlar program tasarımlarına ve planlamalara katılmazlar. Aslında bu uzmanların temel bir argümanı vardır. Ya herkesi biz nasıl katalım? Hiç pratik olmaz. Yani herkesi şeye katarsak, herkesin fikrini almaya çalışırsak çalışmaları organize edemeyiz. Bu çok temel bir argüman olarak da karşımıza çıkar. Oysa hak temelli hizmette süreç ve sonuç odaklı bir şekilde organize edilir ve mutlaka haklar ancak insanların güçlendirilmesiyle gerçekleşebilir. Oysa ihtiyaç temelli hizmet sonuç odaklıdır, sonuca bakılır. Yani kaç kişiye yemek dağıtıldığı, kaç kişiye giysi verildiği, kaç lira yardım yapıldığı gibi sonuçlara bakılır. Nicel olarak ölçülmeye çalışılır bunlar. Dolayısıyla muhtaç insanların da ihtiyaçlarını karşılamaya odaklanılır. Sosyal uygulamalar hayata geçirilir. Sosyal politikalar değil. Dolayısıyla sosyal uygulamalar da belirli bir kesimi belli bir süre desteklemek yönünde hayata geçirilen uygulamalardır. Orta uzun vadede kuşaklar arası çatışmaya yol açarlar. Oysa hak temelli hizmetlerde sosyal, ekonomik, kültürel, o sivil veya işte politik bağlam dikkate alınarak ilerlenir ve mutlaka kapsayıcı bir şekilde politika üretilmeye çalışılır. Şimdi bizim çalışmamızda da aslında bu hazırladığımız öğrenim programında temel olmazsa olmaz farklılıklar bunun üzerine kurulu ve programın tamamında, yani merkezinde aslında bu ikisi arasındaki farkı mutlaka uzmanlara, ihtiyaç halindeki diğer insanlara, bakım ihtiyacı olan insanlara veya destek ihtiyacı olan insanlara anlatmak üzerine, bunu paylaşmak üzerine kurulu. Ve tabii ki bu paylaşımı yaparken de, az sonra biraz daha üzerinde duracağız, insanları pasif, uzmanlar da olabilir bunlar, orada yaşayan insanlar da olabilir, pasif öğrenen insanlar olmaktan çıkartıp daha aktif bir şekilde öğrenme süreçlerine katmaya çalışan bir program. Nitekim biz bu programı organize ederken hep aklımızda o iki soruyu tutuyoruz. O iki soru çok önemli. Bir kenti diğerlerinden daha kapsayıcı yapan nedir? Ve kapsayıcılık için pratikte nasıl bir ajandaya ihtiyacımız olacak? Bu iki soru bizi hep motive edecek, çalışmalarda soruların başında gelir. Fakat bu öğrenim programında 5 tane çok temel kriter var. Öğrenim programının içine yedirilmiş kriterler bunlar. O modüler öğrenim programının içinde görünürlüğü arttırılmış şeyler, kriterler. Birincisi, uzmanlarla çalışıyorsak eğer, yani yerel yönetimdeki uzmanlarla çalışıyorsak, mutlaka görünürlüğü hesaba katmamız gerekecek. Hem uzmanlar hem de orada temsil edilen insanlar, temsilciler mutlaka ve mutlaka veri okuryazarlığı konusunda donanımlı olmaları gerekiyor. Eğer insanları, hedef grubu tanımlayamazsak o insanların temsil edilmesi mümkün olmayacaktır. Seslerini duyurmaları mümkün olmayacaktır. Mutlaka otantik sesleri duyurmaya yönelik olarak
şeyleri, katılımcıları, insanları, görünürlüğünü arttırmamız lazım ve bunları kanıta dayalı ve rasyonel süreçler içerisinde gerçekleştirmek gerekecek. Bu da bizim eğitim modülümüzün önemli kriterlerinden birisiydi, yani vazgeçilmez unsurlarından birisi. İkincisi, hesaba katma çok önemli bir adım hak temelli hizmet için. Mutlaka politika geliştirenler ve uygulayanlar incinebilir kesimleri bir paydaş olarak görecekler. Yani bir ihtiyaç sahibi insanlar değil, hak sahibi paydaşlar olarak görecekler. Çoğunlukla politika geliştirenler veya uygulayanlar bunu ihmal ediyorlar. Ancak katılım burada çok önemli şeylerden birisi, unsurlardan birisi ve kavramlardan birisi. Bütün şeyimizde, çalışmamızda bu katılım meselesine sık sık odaklanacağız bu öğrenim programı içerisinde. Üçüncüsü, sosyal etkileşim ve erişimdi. Hem sosyal, ekonomik, kültürel veya inanca dayalı ya da politik bütün aktiviteleri düşündüğümüzde etkileşim çok önemli. Tüm insanlar bütün bu haklarından, sosyal medeni haklarından, temel insan haklarından vazgeçilmez bir şekilde yararlanacaklar. Erişim imkanına sahip olacaklar. Hem ayrımcılıktan korunacaklar, hem de yaş ayrımcılığına karşı da mücadele edilecek temel şeylerden birisi, unsurlardan birisi bu. Dolayısıyla bizim modüllerimizde de, eğitim modülü, öğrenim modüllerimizin içinde de ayrımcılıktan korunma, ayrımcılığı tanımlama, ona karşı mücadele etme yolları ve buna karşı donanım kazandırma, özellikle yaş ayrımcılığına karşı donanım kazandırmaya ilişkin pratikler söz konusu. Haklar tabii çok temel, merkezde yer alan unsurlardan bir tanesi. Talep etme hakkı, farklı olma hakkı, bu çok önemli. Farklı olma hakkı ve farklı kalabilme hakkı, otantik kimliğiyle var olabilme hakkı ve kentin tüm alanlarında hizmet talep etme hakkı. Yasal haklar tabii önemli. Fakat sosyal hizmetlere erişim hakkı, aynı zamanda sosyal, kültürel, politik yaşama katılım hakkı. Bütün bunlar aslında tanımlanmış ve bilinen şeyler, ama pratikte bunları nasıl hayata geçireceğiz? İnsanların otantik seslerini duyurabilmeleri için uzmanların, yerel yönetimde çalışan uzmanların nasıl bir kimliğe bürünmeleri gerekiyor? Aslında bu eğitim modüllerinde tam olarak bunu paylaşmaya çalışacağız. Ve sonuncusu, tam ve eksiksiz bir katılım için kaynakları oluşturmak gerekecek. Bireylerden bağımsız, başarılı ve eksiksiz bir şekilde kapsayıcılığı organize etmek gerekecek. Hizmet verirken özellikle gizli maliyetleri mutlaka hesaba katmak gerekecek ve gizli maliyetleri de ortadan kaldırmaya yönelik farkındalık çalışmaları gerçekleştirilecek. Şimdi bu temel prensipler etrafında biz öğrenim programını inşa ettik. Bir sonraki slayta geçersek, aslında öğrenim programımızın şeyleriydi bunlar. Ana kavramlarıydı. Yani bir kelime bulutu, bir kavram bulutu organize ettiğimizde, çalışmamızda öncesinde aslında bütün az önce sözünü ettiğim kavramlar, erişilebilirlik, kapsayıcılık, hak temelli hizmetler, ayrımcılık değil mi, yaş dostu çevreler, şeffaf olunması gibi bütün bu kavramlar bizim eğitimimiz içerisinde serpiştirilmiş ve onun içerisine yedirilmiş halde uzmanlarla ve temsilcilerle birlikte gerçekleştirilecek. Şimdi çalışmaya başladığımızda iki yol izledik, yani bu öğrenim programını hayata geçirebilmek için. Birincisi, Muratpaşa Belediyesi'nde çalıştık. Muratpaşa Belediyesi bizim için örnek, bu çalışmayı örnek olarak yapacağımız alanlardan birisiydi. İki sebebi vardı. Bir tanesi, Muratpaşa Belediyesi'nin yaş dostu kentler birliğine üye olması bir kriterdi burada çalışmamız için. İkinci kriter de aslında az önce size bahsettiğim arka planda yaptığımız tüm çalışmaları 4-5 yıldır Muratpaşa Belediyesi'nde gerçekleştiriyorduk. Ve sundukları hizmetlere ilişkin bir şeyimiz vardı, bir bilgimiz vardı. Ve bu son dönemde, son bir yıl içerisinde de aslında bu hizmetleri nasıl sunduklarını, nasıl organize ettiklerini daha yakından takip olanağı bulmuştuk. Bir sonraki slayta geçelim. Şimdi ilk önce biz bir kavramsal, kuramsal diyeyim, eğitim modülü hazırladık. 5 modülden oluşan bir eğitim programı hazırladık. Bunun tam ortasında hak temelli hizmetler yer alıyordu. Şimdi bu görselde dikkatinizi çekecek. Bütün diğer modüller, eğitim programı içerisindeki kapsayıcılık, erişilebilirlik, katılım ve kapasite modülleri hepsi hak temelli hizmetle ilişki içerisindeydi. Ama aynı zamanda birbirleriyle de ilişkili bir hiyerarşik bir eğitim, öğrenim modülü hazırladık başta. Bir tek kapasite geliştirme ile katılım arasında bir ilişki kurmamıştık. Ama onun dışında hak temelli hizmete ilişkin bilgi ve kavrayış sunan, donanım sunan
bir eğitim programı gerçekleştirebilmek için hiyerarşik bir şekilde planladığımız bu modülleri, bu eğitimleri öğrenme programı içerisinde hayata geçirmek, uzmanlara vermek istedik. Dolayısıyla burada modüllerin bir takım şartları vardı. İlk önce bir modülü alıp daha sonra diğerini alarak kümülatif bir şekilde ilerleyen bir yapısı vardı. Şimdi biz bunu planladığımızda, bunu planladıktan sonra daha doğrusu masa başındaki çalışmaları yaptıktan sonra belediyede, Muratpaşa Belediyesi'nde bir ihtiyaç analizi gerçekleştirdik. Bu ihtiyaç analizinde uzmanlarla görüştük ve meclis, yaşlı meclisi üyeleriyle görüştük. Muratpaşa Belediyesi'nde çok özgün bir çalışma var. Yaşlı meclisi var. Yaşlı insanların katılabildiği, görüşlerini iletebildiği, yönetime dileklerini, taleplerini iletebildiği ve belli başlı konularda çalışma grupları oluşturduğu bir yaşlı meclisi var. Bir yönetmeliği var kendi içerisinde ve bu işte geçen sene başlayan bir çalışma. Yaşlı meclisinin temsilcileriyle ve uzmanlarla ihtiyaç analizi yaptık. Şimdi bu bizim dolayısıyla kavramsal öğrenme modelimiz acaba sahadaki, alandaki gerçeklerle, gerçeklikle nasıl ilişki içerisinde, uyum sağlıyor mu? Yerel yönetimin ihtiyaçlarına cevap verecek bir şey mi? Bunu anlamaya çalışıyorduk aslında bu ihtiyaç analiziyle. İhtiyaç analizini odak grup, pardon, derinlemesine mülakat görüşmeleriyle gerçekleştirdik. Sonraki slayta geçelim. Evet, şimdi affedersin Doğu, bir öncekine geçer miyiz? O ihtiyaç analizinde birkaç şeyi vurgulayayım, onu geçmeden. Evet. Şimdi ihtiyaç analizini yaptığımızda şeyi fark ettik. Bizim kurguladığımız bütün o öğrenim programı içerisindeki kavramların çoğunluğu ihtiyaç olarak dile getirilmiyor. Yani kapsayıcılık, katılım, erişilebilirlik, hak temelli hizmet, yaş ayrımcılığı gibi gibi şeffaflık. Yani bütün o kullandığımız kavramlar aslında kullanılmıyor. Başka şekilde ifade ediliyor. Benzer ihtiyaçlar başka şekilde ifade ediliyor. Ve hak temelli hizmetten söz edilmiyor, ihtiyaçlardan söz ediliyor aslında. Yani bu şey, bu sahadaki durum bize şunu gösteriyor. Türkiye'deki yerel yönetimler yıllardır ihtiyaç temelli hizmet sundukları için insanların algı ve beklentileri de bunun üzerine kuruldu. Dolayısıyla bir takım ihtiyaçları yerel yönetimlerin karşılaması gerekiyor ve bunu en iyi şekilde de organize etmesi gerekiyor. Aslında bütün bu organizasyon, Murat Paşa'nın da yaptığı bu organizasyon, ihtiyaç temelli hizmetleri en iyi şekilde sunabilmek üzerine kurulu. Dolayısıyla bizim öğrenim modülümüzün karşılığında bakın şöyle bir görsel ortaya çıktı. Merkezde ihtiyaçlar var ve bu ihtiyaçların etrafında bazı alanlar var. İşte insanların bilinçlendirilmesi önemli. Görüşmeler neticesinde elde ettiğimiz şeylerden, kavramlardan birisi bu. Yani haklarını arayabilmeleri için, ihtiyaçlarına ulaşabilmeleri için. Kapasitenin gelişmesi gerekiyor. Uzmanların kapasitesinin, hizmet verenlerin kapasitesinin gelişmesi gerekiyor. Ama aynı zamanda temsilcilerin kapasitesinin gelişmesi gerekiyor. Dolayısıyla eğitim ihtiyacı söz konusu. Katılım önemli. Katılım ama ihtiyaç üzerinden kurgulanıyor. Çünkü orada bir yaşlı meclisi var ve yaşlı meclisi de yaşlı insanların ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulmuş. Katılım bunun üzerinden gerçekleşebilir. Dolayısıyla başka bir şey mekanizma, başka bir alan açılmamış burada. İnsanların zihninde de böyle bir alan yoktu. İletişim çıktı. Bizim hiç düşünmediğimiz bir ihtiyaçtı bu. İletişimin çıkmasının nedeni de aslında çok aktif bir şekilde buradaki yerel yönetim sürdürdüğü hizmetler var. Ve bunu yaparken çok iyi bir şey yapıyor. İletişim hizmeti sunuyor. O nedenle iletişim önemli unsurlardan birisi olarak karşımıza çıktı. Erişilebilirlik konuşuluyordu hem uzmanlar tarafından hem diğer katılımcılar tarafından. Ama ihtiyaç, yine ihtiyaç temelinde erişilebilirlik konuşuluyordu. Şimdi biz sahadaki bu alandaki bu şeyle karşılaştırdığımızda kendi kavramsal modelimizin eksik yönlerini gördük ihtiyaçlarla, beklentilerle karşılaştığımızda. Ama bir yanıyla da aslında hizmetlerin ve hizmet talebinin ihtiyaç üzerine kurulu olduğunu bir kez daha keşfetmiş olduk. Hani başka alanlarda da bunu keşfetmiş olduk. Şimdi bunun neticesinde biz öğrenim programımızı revize ettik. Bir sonraki slaytta onu göreceğiz. Artık hiyerarşik, modüler bir program olmaktan çıkarttık. Birbiriyle ilişkili 15 hafta boyunca devam edecek. Birbiriyle ilişkili 5 tane modül ortaya koyduk. Tam merkezde de hak temelli yaklaşım vardı. Bütün modüllerin içerisine, öğrenim modüllerinin içerisine hak temelli yaklaşımı yedirmeye çalıştık. İlk önce veri okur yazarlığıyla başlıyoruz. Çünkü yaptığımız analizlerde
insanların hem temsilcilerin hem de uzmanların hedef gruba ilişkin ellerinde veri eksikliği olduğunu gördük. Hem veriyi üretmeyle ilgili, bunları kaydetmeyle ilgili ve veriye dayalı hizmet sunmayla ilgili ihtiyaçları vardı, beklentileri vardı, öğrenme ihtiyaçları vardı. Hem de var olan bulguları veya verileri erişememe konusunda sorunları vardı. Dolayısıyla veri okuryazarlığı, az önce de sözünü ettiğim gibi, insanları, tüm insanları, kentteki tüm insanları tanımak için, hedef grubu iyi anlayabilmek için, hizmetlerin devamlılığını sağlayabilmek için ama aynı zamanda monitoring yapabilmek için çok önemliydi. Sonrasında hizmetlere ilişkin geri dönüşleri de ancak bu verilerle, hem nitel hem nicel verilerle sağlayabilirdik. Dolayısıyla bizim ilk şeyimiz veri okuryazarlığı olacak. İlk eğitim programımızın modülü veri okuryazarlığından oluşacak. İkincisi toplumsal cinsiyetti. Toplumsal cinsiyete ilişkin çok çarpıcı bilgiler, bulgular elde ettik. Her ne kadar yaşlı meclisi içerisinde temsil edilse bile yaşlı insanlar, burada belirli sınırlar, kotalar olduğu için kadınlar ve erkekler temsil ediliyordu. Ancak kadın ve erkek temsiliyetinin dışında özellikle LGBTİ insanlara ilişkin herhangi bir şey yoktu. Bir perspektif orada söz konusu değildi. Buna ilişkin bir öngörü ya da buna ilişkin planlanmış hizmetler, tanımlanmış ihtiyaçlar, haklar söz konusu değildi. Dolayısıyla toplumsal cinsiyet ve toplumsal cinsiyet temelindeki ayrımcılıklar ve buna bağlı tüm o hakları tanımlamak için uzmanlarla birlikte çalışma şeyi gereği ortaya çıktı ve böyle bir modül gelişti. Üçüncüsü yaş ayrımcılığı modülüydü. Birçok insan aslında ayrımcılıkla ilgili son dönemde farkındalığı arttı. Ancak yaş ayrımcılığıyla ilgili halen çok muğlak taraflar var. Uzmanların içerisindeki önemli bir kesim yaş ayrımcılığını kullanıyorlar. Bu kavramı kullanarak tanımlamalar yapılıyor. Fakat yaş ayrımcılığı çoğunlukla insanların kalbini kıran bir şeymiş gibi duruyor sadece. Ama bunun ötesinde aslında yaş ayrımcılığı belediyeye, yerel yönetimlere çok büyük maddi sorunlar ortaya çıkartıyor aslında. Çok büyük maddi kayıplar ortaya çıkartıyor. Fakat veri okuryazarlığı olmadığı için, işte kanıta dayalı hizmet geliştirilmediği ve ölçülmediği için bunun maliyeti hesaplanamıyor aynı zamanda. Yani hem nitel hem nicel olarak bu maliyet hesaplanamıyor. Dolayısıyla biz yaş ayrımcılığı modülünde aslında yaşa duyarlı bütçeleme de dahil olmak üzere yaş ayrımcılığıyla nasıl mücadele edilebileceğine ilişkin bir takım şeyler, öğrenme araçlarını da burada sunmayı planlıyoruz. Dördüncü modülümüz yaş dostu çevreler ve hizmetler yaratmaktı. Aslında bu bizim 3-4 senedir üzerinde çalıştığımız bir meseleydi. Ve biraz önce konuştuğumuz erişilebilirlik, kapsayıcılık gibi güvenlik, özellikle güvenlik gibi bütün bu başlıkları da içine alan, bunları da çerçeveye bir şey, bir ana bir modül olarak ortaya çıktı. Ve en sonuncusu da kapsayıcılık ve katılım olan modülümüz. Az önce detaylarını verdim. Hani buradaki anahtar sözcükleri, hedefi, içeriği, öğrenim içeriğini paylaşmaya çalıştım. Anahtar sözcükleri. Dolayısıyla bizim SOLIS-E ismini verdiğimiz öğrenme programımız 15 hafta sürecek. 5 modülden oluşacak. Her bir modül 3 hafta olacak şekilde uygulanacak. Ve bir döngü içerisinde gerçekleşecek. Dolayısıyla hiyerarşik bir yapıda değil, birbiriyle ilişki içerisinde gerçekleştirilecek. Ve ayakları yere basan, yani katılımcıların haftada belli süreler içerisinde katılmasını, zaman ayırmasını sağlayacak gerçekçi bir öğrenim modülü, programı olmaya aday diyelim. Evet. Bir sonraki şeye geçelim. Evet. Şimdi her modül 4 bölümden oluşuyor. Öncelikle eğitime, bu öğrenim programına katılan insanlar en başta ilk önce amaçlar, hedefler ve kazanımlara ilişkin farkındalığı sağlayacaklar. Dolayısıyla o modülü tamamladıklarında, başarılı, etkin bir şekilde tamamladıklarında neye ulaşacaklarını, ne tür bir kazanıma sahip olacaklarını öğrenmiş olacaklar. Öğrenme araçlarımız var. Hem senkron hem offline, online dersler olacak. Okuma parçaları, testler, videolar olacak. Uygulamalar ve iyi örnekler var. Her bir modülün içerisinde katılım ve etkileşim boyutu var. Burada da canlı dersler içerisinde aslında aktif olması, katılımcıların aktif bir şekilde pasif olmaktan çıkıp aktif bir şekilde öğrenim programı içerisine katılmaları söz konusu. Bir sonrakine geçelim. 3 hafta sürecek olan öğrenim programı içerisinde 3 çevrim dışı bir tane çevrim içi ders olacak. Okuyacaklar, izleyecekler ve uygulayacaklar aslında katılımcılar.
İki uygulama gerçekleştirecekler kendi kentlerine ilişkin olarak. Arkasından değerlendirme ve geri bildirim alacaklar birlikte çalıştıkları eğitmenleriyle birlikte. Toplamda 3-6 saat bir şey zamanlarını alacak bu baktığımızda. Dolayısıyla 3 hafta içerisinde 6 saatlik bizim şu anda yaptığımız hesaplara göre minimumda 3 saatlik bir şeyler olacak. Çalışma, aktif bir şekilde katılma durumları söz konusu olacak. Sonunda da o modülden mezun olacaklar, mezuniyetlerini alacaklar. Bir puan biriktirip mezuniyetlerini alacaklar. Dolayısıyla 15 hafta tamamlandığında bütün bu Solis programını, öğrenim programını bitirmiş olarak şeylerini, diplomalarını diyelim, ellerini alacaklar uzmanlar. Evet, yeterlilikler.